Herkese merhaba Teknoloji Oku izleyenleri, ben Kaan Arlı. Evet, Türk Telekom'un TT175 ismini verdiği telefon lansmanına katıldık ve telefon elimizde sizler için ufak bir ön değerlendirme yapacağız. Öncelikle telefonun tasarım detaylarıyla başlamak istiyorum. TT175 isimli telefon 5.5 inçlik Full HD ekrana sahip. Telefonun ön tarafında 5 megapiksellik bir kamera mevcut. Arka tarafında ise 13 megapiksellik bir kamera mevcut arkadaşlar. Metal kasa tasarımına sahip. TT175 ve Türk Telekom'un kendi markasını gösteren ilk akıllı telefon olarak da dikkat çekiyor. Geriye dönük konuşacak olursak da Avia serisi altında bu ürün gamındaki 6. model olduğunu söyleyebiliriz ama dediğimiz gibi cihazın ürün ismi TT175. Telefonun teknik özelliklerine biraz değinmek istiyorum. 8 çekirdekli MediaTek yapımı MT6735 işlemci var. 1.3 GHz'de çalışan 8 çekirdekten oluşuyor bu işlemci. 2 GB'lık sistem belli, 16 GB'lık hafıza ve microSD kart desteğiyle birlikte geliyor telefon. Bunun dışında grafik birimi tarafında ise Mali T720 grafik işlemcisini görüyoruz. Dediğimiz gibi şık bir telefon. Kamera tarafındaki özelliklerinden bahsettik. 13 megapiksel arka kamera, 5 megapiksellik ön kamera mevcut. 3000 mAh'lik oldukça büyük bir batarya olduğunu da söylemek gerekiyor. Telefonun önemli özelliklerinden bir tanesi ise arka tarafta Türk Telekom logosunun üstünde yer alan parmak izi okuyucusu. Bu parmak izi okuyucusu arkadaşlar operatör telefonları arasındaki ilk parmak izi okuyucusuna sahip olan telefon olma özelliğini TT175'e getirmekte. Cihazın alt tarafına baktığımızda microSD girişini ve mikrofonu görüyoruz. Telefonun sağ tarafında güç düğmesi ve ses kontrol butonları var. Sol taraftaki alanda ise iğne ile açılan alanda hem SIM kart girişi hem de microSD kart girişi aynı slot üzerinden kızakla birlikte kullanılabilir hale getirilmiş. Telefonun üst tarafında ise kulaklık girişi mevcut. Şimdi Android 5.1 işletim sistemiyle geliyor bu telefon ve ilerleyen zamanda Android 6.0 Marshmallow güncellemesinde alacağı lansman sırasında söylendi. Telefonda özelleştirilmiş bir arayüz var. Avia ekibi bu arayüzle oldukça fazla çalıştığını söylediler. Üzerindeki sistemdeki yükü olabildiğince az kullanmak adına hafif ve akıcı bir şekilde hazırlanmış bir arayüz olduğundan bahsediliyor ki hani ilk yaptığımız denemelerde de bu arayüzün oldukça akıcı bir şekilde çalıştığını görmekteyiz. Kamera tarafında da bazı geliştirmeler var. Yazılımsal tarafta Pro moduyla telefon desteklenmiş. Kamera tarafında birçok ayarı Pro moduna getirdiğiniz zaman buradan aktif bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu arada alt tarafta da kapasitif olarak hazırlanan ana ekrana dönüş geri ve menü butonları var. Buradaki menü tuşu, geri tuşu ve geri tuşu, ana ekrana dönüş ve son uygulamaları listeleyen buton olduğunu söylemek gerekiyor. Dediğimiz gibi hafif bir arayüze sahip. 5.1 ile geliyor ve 6.0 güncellemesini alacak bu telefon. Fiyatından biraz bahsetmek gerekiyor. Fiyat tarafında Avia oldukça iddialı bir fiyatla gireceğini söyledi ve bu telefonu 899 liralık bir fiyatla 3 Aralık'tan itibaren satışa sunacağını belirtti arkadaşlar. Telefon elimize geldiği zaman detaylı incelemesiyle de karşınızda olacağız. Şimdilik söyleyebileceklerimiz bu kadar. Merak eden herhangi bir sorunuz varsa cihazla ilgili videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Oldukça şık bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Dediğiniz gibi 899 lirada iddialı bir fiyat olmuş. Bakalım telefon elimize geldiğinde detaylı incelemesinde telefonun gerçekten neler yapabildiğini sizlere aktarmaya çalışacağız. Benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.